Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sonunda yatay yapmak aklıma geldi. Yükleme yaparken dik şekil, yani videoyu dik şekilde çekip o şekilde yükledim diğer videolarımı. Şimdi yani aklıma gelmiyordu benim böyle yatay yapmak. Videoyu yüklerken, yükleme esnasında, yükleme sırasında diyordum ay keşke yatay çekseydim, yatay çekmem gerekiyordu. Şimdi bu sefer aklıma geldi, hazırlandım, makyajımı yaptım. Bu sefer tam hazırlıklıyım. İnşallah güzel bir video olacak. Şimdi annem bana air fryer aldı. Onun kutu açılımını yapacağım. Modelinin ismi Vestel Light Fry X modeli. Başlıyorum. Şimdi arka kamerayı çevirip kutu açılımını yapacağım. Şimdi geldim. Normalde falçatam var. Fakat dün AVM'den almadılar beni falçatayla doğal olarak. Ben de saksının altına gizlemiştim. Çıkışta alırım diye. Fakat sanırım güvenlik, yani ben güvenliğe söylemiştim saksının altına gizlerim dedim. O da bana şakayla karışık demişti ki onu gidip oradan alacağım. Meğerse şaka yapmıyormuş. Sonra gittim bir baktım iş çıkışı. Falçatam yerinde yok. Ondan sonra aşırı kızdım tabii haliyle. Şimdi. Neyse işte orada açan vardiyasındaki güvenliğe söyledim. O gündüzdeki bakan kişinin adını öğrenmek için işte şey yaptı. Burada bir kutu var. Şimdi koliden mi olacağım ben? Hikayeyi sonra anlatacağım. Koliye zarar vermek istemedim. Bir şey de kullanırım diye böyle yaptım. Evet, model böyle. Şekli böyle. Şimdi açıyorum. Biraz daha kamerayı yaklaştırmam lazım görmeniz için. İyi duruyor mu? Bakayım. Evet. Şimdi böyle bir kullanma kılavuzu. Evet. Ama benim artık kamerayı açmam lazım. Yazıları okuyabilmeniz için. Bir saniye. Evet, geri geldim. Ben görmüyorum ama maalesef. Yani gösterdim. Şimdi bakayım. Gözüküyor. Kullanma kılavuzu. Aa, tarif kitabı. Tarif kitabı var içinde. Acılı tavuk kanatları falan. Aa, çok güzel. Kalamar. Bakayım. Muffin. Acılı çıtır karnabahar. Vay vay vay. Bunları yapacağım. Bunların yapım videolarını da çekeceğim. Süpermiş ya. Çok beğendim. Böyle göstereyim. Şimdi buna bakalım. Görebiliyor musunuz? Bakayım. Ekranı görmediğim için bakıyorum. Kontrol ediyorum sürekli. Şöyle köpüğünü çıkarıyorum. Bakayım görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bunun içinde başka bir şey yok.
Bunu kaldırıyorum. Poşetlerimi çıkarıyorum. Hadi bakalım. Ay çok tatlı. Ben %100 yerli üreteceğim. Evet. Bakalım. Nasıl açılıyor? Şu şeyi bir kurtarayım ya. Ha bunu ittiriyor. Ay yapamadım. Ha bantları varmış. Niye söylemiyorsun? Bantlarını çıkarmamışım. Tamam. Ya ben bu kadar beceriksiz bir kız değilim. Ne oldu bana ya? İçinde bir şey ki şeyi alacağız herhalde. Ya da almayacağız. Bu nasıl çıkacak o zaman? Ha böyle. Bakalım. Ha içinde böyle minik bir tabak var. Hani böyle fırın alırsın da fırın ya da böyle tepsi gelir ya, o mantık gibi bir şey. Böyle şu içindeki şey çıkıyor mu onu çözemedim. Çıkıyor herhalde patates kızartması yaparken hani bunu temizleme aşamasına geliniyor ya. Nasıl temizlendi bilmiyorum, internetten bakarım. Şimdi içine geri takacağım. Böyle. Ha. Evet. Alırken de bunu böyle kendime de ileri doğru itiyorum. Tamam. Bunu geri alıp. Allah Allah. Ha böyle. Tamam. Çözdüm. Bu tokayı ileri doğru iterek alıyorum. Bu şekilde. Sonra bunu geri alıp itiyorum. Güzel yerleştiremiyorum. Tamam. Biraz daha yaklaştırayım mı? Bu şekilde. Şimdi patates kızartması yapayım. Herkes ilk onu yapıyor. Buradaki tarif defterinden de bir şey yapabilirim ama markete gitmem gerekiyor. Unutuyorum ve aşırı üşeniyorum. O yüzden patates kızartması yapacağız. Videoyu donduruyorum. Görüşürüz. Evet, patateslerimi doğradım, içine koydum. Böyle bir kolonya şişem vardı. Onu iyice yıkayıp içine sıvı yağ koydum. Şimdi fıs fısla sıkacağım. Şöyle odağı bozmadan. Çalışmıyor ama. Hah, çalıştı. Şuraya da sıkayım. Tamam yeterli. Biraz böyle sallayalım. Yeter diye düşünüyorum. Şimdi tek elle zor yapıp fişimi takacağım. Şöyle bir çalışma sesi geldi. Şimdi ilk kez başlatıyorum. Şu power tuşuna basıyorum. Tarif kitabında şöyle yazıyor. Patates kızartması 200 derece 20 dakika. Et modu da 200 derece 12 dakika. Patates kızartmasını 200 dereceye ayarlıyorum. Bunu nasıl ayarlayacağım? Yok. Derece işaretine tıklıyorum. Şimdi bunu yükselteceğim ama eyvah, yanlış yaptım. Kapat.
Dereceyi buradan arttırılıyor. Tamam, dereceyi arttırdım. Şimdi zamanı ayarlayacağız herhalde. Zamanı altında bir kablosu kalmış. Şimdi zaman kapatalım bir. Kapattım. Şimdi tekrar açıyorum. Derecesini 200 derece yapıyorum. Zaman buradan arttırılıyor. Tamam. Zamanını da 20 dakika yapıyorum. Şimdi galiba başladı. Başlamıştır, evet. Evet. 20 dakika sonra görüşürüz. Şimdi böyle bitti bildirimi veriyor. Kapattım. Yaktım. Ama 20 dakika kaldı içinde. Niye yandıklarını anlamadım şu an. Allah Allah. Of. Yani 200 derece 20 dakika yazıyordu. Öyle yaptım. Yandı. Neyse, köfte pişirelim bir de. Şimdi köftelerimi koyuyorum. Bu sefer yazan dakikadan daha kısa süre tutacağım. Acaba pişme esnasında içine bakıp kontrol edebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Birazcık da yağ sıkayım yine. Yeterli bu. Şimdi onu takıyoruz. Köfte için 15 dakika yazıyordu sanırım. Yani et modu 200 derece 12 dakika diyor. Köfte modu yok. Et moduna sayıyorum onu. 200 derece 10 dakika tutacağım ben. 200 derece dakikası da 10 yapıyorum. Başlat tuşu bu mu? Evet. Hadi bakayım. 10 dakika sonra görüşürüz. Ve köftenin de süresi bitti. Şimdi bitti. Alıyorum. İşte bunlar oldu. 10 dakika pişirdim. Bu köfteleri bana annem yaptı. Şöyle alt kısmı fazla kısarık haliyle. Tarif kitabında 12 dakika yazıyordu. Ben 10 dakika tuttum. Çünkü patates kızartmalarım fazla pişti. Ay, yanlış yaptım. Böyle bu şekil. Şimdi tadım vakti. Şöyle köfteyi göstereyim. Ortası pişti. 10 dakikada hazır oluyor. Patatesleri ben olması gereken sürede tuttum aslında, fakat sanırım ince doğradığım için bu kadar hızlı pişti. Ben genel olarak cihazı beğendim. Yemek yaparken kullanacağıma inanıyorum. Üstelik modeli de böyle gri siyahımsı. Benim kendi mutfak eşyalarımla tamamen uyumlu. Annem resmen bunu göz önüne alarak seçmiş. Ona da buradan teşekkür ederim. Bugün benim izin günümdü. İzin günüme saklamıştım bu kutu açılımı yapmaya. Normalde bu benim bana bayram hediyesiydi. Aklım olmadığı için ayrıca çekebildim. Öyle, benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek amaçlı videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.